Bana dedi ki bizim işimiz temizlik işi. Sen yapar mısın? Biz işte evlere temizliğe gidiyoruz. İşte evlerde koltuk yıkıyoruz, halı yıkıyoruz, işte lavabo temizliyoruz, WC temizliyoruz. Sen genç bir insansın. Sen bu işleri yapar mısın dedi. Düşündüm kaldım. İsmim Yalçın Durmuş. Güven San Temizlik Hizmetleri'nde 20 yıldır çalışıyorum. İlk başta 6 ay, 1 sene civarında temizlik personeli olarak eğitim verildi. Sonrasında ofis kadrosuna alındı. İşte şoförlük, tahsilat, teslimat derken bir gizli satış yaptım. Sonra satış bölümüne verdiler. Satış krizde, 2001 krizinde biraz ortalık şey yapınca dediler ki temizlik tecrüben var. O zaman da yeni bir projemiz olmuştu. Seni biz bu projenin başına bölge yöneticisi olarak veren dediler. Derken işte İstanbul bölge, Anadolu yakası bölgeleri, Avrupa yakası bölgeleri, Akdeniz, Güney Akdeniz bölgesi derken 3 bölgede hizmet, yani bölge müdürü olarak hizmet vermeye başladım. 20 yıldır da buradayım. Çok fazla firmada çalışmadım. Yani normalde bir otobüs firmasında çalıştım. Mavinlik'te başladım. Yani yakın bir akrabamızın ortaklığı olan bir otobüste mavinliğe başladım. Askerliğe kadar orada devam ettim. Askerlikten sonra da İstanbul'daki firmanın temsilcisi olarak buraya gönderdiler asker sonrasında. Bir müddet çalıştım. Bu sefer otobüs firması, gelenin gidenin hiç eksik olmadığı bir yer. Her gelene işte ikramda buluyorsun, bir şey de bulmuyorsun. Aldığımı orada harcıyorum. Akşam bulmuş geliyorum. Öyle de bir durum oluyor. Dedim ki bu iş böyle yürümeyecek herhalde. Ben daha farklı bir işe geçiş yapayım dedim. Bir akrabamız Güvensan'ın hizmet verdiği bir projede kendi bünyesinde çalışıyordu. Dedi ki seni buraya işe alayım istersen dedi. Sevindim. Sonra ofise geldik bizim eski binamızda. Alparslan Bey ile görüştüm, Münta Hanım'ın eşi. Dedi ki Münta Hanım yok ben yardımcı olayım dedi. Sağ olsun gayet güzel ağırladık, konuştuk, anlattık. Bana dedi ki bizim işimiz temizlik işi, sen yapar mısın? Biz işte evlere temizliğe gidiyoruz, işte evlerde koltuk yıkıyoruz, halı yıkıyoruz, işte lavabo temizliyoruz, WC temizliyoruz. Sen genç bir insansın, sen bu işleri yapar mısın dedi. Düşündüm kaldım. Dedim ki niye düşünüyorsun dedi. Ya hani bir şey mi yani takılan bir durum var kafana nedir falan diye sordu. Dedim ya şimdi hepsi tamam dedim bu evlerde halı koltuğu nasıl yıkayacağız? Hani bayanlar evlerin önüne halıları seyrede böyle yıkar ya. Benim aklım öyle gidiyor. Ya bilmiyorum ki teknolojik endüstriyel makineler var. Halılar evinde yerinde yıkanıyor bilmem ne oluyor. Onları bilmediğim için ben bayağı bir şey yaptım. Düşündüm kaldım. Ben bir düşüneyim abi size haber vereyim dedim. Olur dedi. Sonra yıllar sonra Münta Hanım bana bunu söyledi. Dedi ki Alparslan Bey dedi ki de sen ilk geldiğinde bugün birisi geldi, bir çocuk geldi. Eğer bir daha gelirse bunu kaçırmam, muhakkak al dedi, bana söyledi dedi. Gerçekten onlar da bende bir şey görmüş demek ki. Bu arada aklım hep şeyde, yani ya öbür tarafta ya çıkacağım, tekrar otobüse döneceğim. Rahmetli annem dedi ki, oğlum dedi, bu iş güzel bir iş, bırakma. Ben hastanede görüyorum insanları, ne güzel paspas yapıp gidiyor, zor bir iş değil ki dedi. Annem de işte rahatsız o dönemde. Annemi kıramadım. Hani annemle yengemin tavsiyesi biraz süreci uzattı, sonra alıştı. Satıştı, tahsilat, teslimat derken buralara geldik. Şu anda çok şükür başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Yani müşteri memnuniyetimiz üst düzeyde hep, bütün projelerimde. Gelecek için hayallerim. Tabii ki herkesin ailesi, çoluğu, çocuğu için huzurlu bir ortam ayarlaması, sağlaması. İşte emeklilik durumumuz olursa, nasip olur da yaşarsak olursa o zaman tabii köyümde sakin bir emekli geçirmek. Yani bir hedefiniz varsa önce hayalini kuracaksınız, sonra planlamasını yapacaksınız, sonra o iş için uğraşıp çalışacaksınız. Sonuç eğer verimli verimsiz bir durumu varsa, verimliyse devam, verimsizse zaten boş bir hayaldir. Geri çekileceksin, başka bir hayatının verimli bir yerine bakacaksın. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Bir şey var ki gece rüyamda... Ha evet benim kafa orada. Yani benim en sevdiğim can damarıma dokundu.